Biz de varız. Her salı saat 15.05'te TRT Radyo 1'de. Başımı odamdan çıkarıp koridorun sonunda biten salona bakıyorum. Selmin yine yere oturmuş, gözünü tavandaki pervaneye dikmiş. Pervanenin dönüş yönünde sürekli başını sallıyor. Parmaklarını kırçıllı yün hırkasındaki düğmelerde dairesel hareketler yaparak gezindiriyor. Dudakları her zamanki gibi kendi bestesini mırıldanıyor. Derin bir of diyerek başımı geri çekiyorum. Çantamı hızla toparlayıp okul formamı giyiyorum çünkü birazdan annemin bana ihtiyacı olacak. Bazen iyi ki şu pervane var diyorum ve pervaneyi bulana dua ediyorum. Bizim için pervane çok önemli. Herkesin genelde yazın serinlemek için kullandığı pervaneyi biz kışın bile kullanırız. Selmin üzerini giymekte zorlanıyorsa, uyuyamıyorsa, saçlarını taratmıyorsa, gerginse hemen pervaneyi açarız. O da pervanenin dönerken çıkardığı sesi duyar, hafifçe içe doğru bastığı ayaklarıyla yalpalayarak gelir. Pervanenin altında ayaklarını iki yana doğru açarak oturur ve sallanmaya başlar. Otizmli bir kardeşe sahip Nermin'in gözünden hayata ve otizme bakan Kırmızı Buğday adlı kitaptan birkaç satır okuyarak başladık programımıza. Çünkü bugün kitabın yazarı Behrin Ergüç program konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kitap bu. Siz çocuk gelişimi eğitimi almışsınız. Tiyatro ve halk oyunları eğitmenliği yapmışsınız. Sonra eğer anne olsaydım çocuğuma ilk olarak ne öğretirdim diye kendi kendinize bir soru sormuşsunuz. Bu sorudan yola çıkarak, cevaptan yola çıkarak diyelim belki de. Evet. Sevgi Tohumları adlı ilk çocuk kitabını yazmışsınız. Evet. Sonra çocuklara yazmaya devam etmişsiniz ama bizim bugün sizi konuk alma sebebimiz son kitabınız Kırmızı Buğday. Ellerinize sağlık tekrar. Çünkü bu kitapla sadece çocuklara değil aynı zamanda büyüklere de, anne babalara da, eğitimcilere de, toplumun her kesimine seslenebilmeyi başarmışsınız. Otizmi tanıtmaya çalışmışsınız. Çevrenizde otizmli bir birey yok. Evet. Ama bir otizmlinin evrenle ve çevresindekilerle iletişimini, ailelerin sıkıntılarını çok güzel anlatmışsınız. Teşekkür ediyorum. Ve bu kitap için uzun süre araştırmalar yapmışsınız. Evet. Buradan başlayalım mı? Nasıl başladı bu süreç? Bu süreç başlarken aslında ben önce kendime bir yolculuk yapmak istedim. 6 kitabımı da çocuklar için yazmıştım. Daha önce çıkan kitaplarımı. Bu seferki kitabımı yetişkinlere yazmak istedim. Yani çocuk gençlik edebiyat yazarı olmak yetişkinlere yazamamak anlamına gelmiyor. Eğer o yetiyi kendinizde bulabilirseniz yazabilirsiniz. Ben yalnızlığımı seviyorum ve herkesin aslında yalnızlığını sevdiğini düşünüyorum. Kendi iç dünyamıza yaptığımız yolculukta yalnızlığımızda paylaştığımızda birçok şeyi ürettiğimizi düşünüyorum. En çok kendimizle dertleşiriz, kendimizle sırlarımızı paylaşırız, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, yakınımızı, kendilerle ne kadar annemiz, babamız, kardeşimiz, eşimiz, çocuklarımız bile olsa kendimize sakladığımız bir yalnızlığımız vardır. Ve biz o yalnızlıklarda eğer sanatçıysak üretmeye geçeriz. Hayatını sürdüren kişilerse sorunlarını çare bularak üretmeye geçer. Benim için yalnızlıklar aslında çoğaldığımız anlardır. Ben de otizmli bireylerimizin bu yalnızlıklarında daha çok çoğaldığını düşünerek ama bizlere ifade edemediklerini hissederek yansıtamadıklarını evet kendilerini çok iyi ifade edemediklerini düşünerek onların hayatından bir pencere açmak istedim. Ve o pencereden dışarıya nasıl baktıklarını, nasıl bize ifade edemeyip ifade etmek istediklerini o pencereden dışarıya göstermek istedim. Ve onların hayata bakış açısını gösteremedikleri hayat bakışını dışarıdan geçen insanların acaba bu pencerenin içindeki hayat nasıldır diye merak edip onların dünyalarına inmeyi sağladım. Böylelikle
otizmi yazma kararı verdim. Bu kararı verdikten sonra da uzun araştırmalar başladı. Evet, ve bu kararı verdikten sonra zaten kendimi otizmi araştırırken buldum. Öncelikle otizmi çok iyi öğrenmeliydim hedef kitlemi belirlemeden önce. Dediğim gibi önce yetişkinler için düşünmüştüm. Bir yıl kadar otizmi bilimsel olarak ulaşabildiğim kaynaklardan, psikiyatristlerden otizm nedir, ne değildir, tedavisi var mıdır, yok mudur, hep meraklarla, sorularla yönümü bulup bilimsel araştırmalarla kendimi önce destekleyip besledim. Okudunuz, araştırdınız, ki, sordunuz, konuştunuz. Evet. Daha sonraki aşamamda teorik bilginin yanında gözlemin ve birebir yaşamanın daha doğru olduğunu düşündüm. Ve 300'e yakın otizmli bireylerle, onların ulaşabildiğim aileleriyle, bana yüreklerini açan ebeveynlerle, eğitimcilerle bir gözlem içine girdim. Onlarla yaşadım. Ve 3. yılın sonunda artık araştırmamın, arşivlerimin bir araya gelip kurgulanması gerekiyordu. Hedef kitlemi bu sefer düşünmeye başladım. Hedef kitlem yetişkinler mi olmalıydı, çocuklar mı olmalıydı? Bu beni çok düşündürdü. Ve şunu gözlemlerimden biliyorum ki yaşadığım kendi normal çevremizdeki normal gelişimini tamamlamış bireylerle biz yetişkinlerin sınıfta kalmış olduğunu zaten çok iyi biliyorum. Empati yapma duygumuz yok, hoşgörümüz yok, engellere, tarihe, her alanda sınıfta kaldığımızı düşünüyorum. O yüzden kitabı yetişkinlere yazmalıyım diye düşündüm. Fakat araştırmalarım sırasında o kadar değişik biz kitaplar yazarken yazarlar bir yolculuğa çıktığımızı düşünürüz. Bu yolculukta tabi sinopsis dediğimiz bir özetimiz var bizim. Ulaşmak istediğiniz bir yer var ama bir de geçtiğiniz yerler, duraklar var değil mi? Başı sonu belli ama bu yolculukta nereye gideceğiz, karşımıza kimler çıkacak, kitap yazarken bizim için de böyle kahramanlarımız ne kadar belli olsa da o kadar hayallerimizi kurguyla birleştirip gidiyoruz ki farkına varmıyoruz. Sürprizler de çıkabiliyor. Tabii ki kitabı yazarken ve bu sürprizlerin içinde ben araştırmalarım sırasında baktım. Otizmli kardeşlere sahip olan çocuklarımızın da bu kitaba çok ihtiyacı var. Ve onlar da birer kahraman. Onlar da birer kahraman. Bu sefer normal gelişimini tamamlamış çocuklarımızın da bu kitaba ihtiyacı var. Çünkü engellerle yaşama becerisini bilmiyorlar. Ama en büyük destek otizmli bireylerimizeydi burada. Çünkü onların yaşam mücadelesine ben destek olmak zorundaydım. Bu sefer çocukların anlayabileceği, büyüklere rehber olabilecek bir kitap düşündüm. Evet, beni çok zorladı. Hatta yazma aşamasında 3 yılımı verdiğim için bazı arkadaşlarım bu kitabı kim okuyacak, niye yazıyorsun, gereksiz diyorlardı. Ben de öyle bir kitap yazacağım ki bu kitabı herkes okuyacak dedim. Ve sanıyorum hedefime ulaştım. Ne mutlu. Zorlu, teşekkür ederim. Zorlu ama insanlığa hizmet vereceğini düşündüğüm için de benim için de gurur verici bir çalışma oldu. Gerçekten de iletişim kurmak zor otizmli bireylerle. Farklı bir dil kullanıyorlar ve o dili çözmeniz için sizin de o dili biraz biliyor olmanız gerekiyor. Ya da öğreniyor olmanız, öğrenmeyi istemeniz gerekiyor. Siz bir yaz kampına katılıp birebir gözlemlerde bulundunuz, evet. Değil mi? Bütün gün gözlemler yaptınız. Evet. Hatta birçok çocuk var belki, evet. Selmi'nin davranışlarında, kitaptaki Selmi'ne, evet, yansıyan birçok otizmli çocuk var belki. Ama en önemlilerinden birisi de Meriç, değil mi? İlk karşılaştığınız, evet, kampta ilk karşılaştığınız Meriç. Biraz bize anlatır mısınız? Evet. O kamptaki gözlemlerinizi. Öncelikle şöyle bir açıklık vermek istiyorum konumuza. Benim ailemde hiç engelli bir otizmli yok. Kitabımdaki Nermin ve Selmin tamamen hayal ürünü kahramanlarımdır. Yaptığım gözlemlerdeki toplamların ürünüdür her iki kardeşliği. Bana çünkü çok sık soruluyor, ailenizde var mı veya bu kahramanlar yaşıyor mu? Zaten otizmli bireylerimizin hepsi aynı derecede. Yani ben bir otistik çocuk ve ailede yaşanan sorunları kahramanlara yükledim. Kampa gelince ilk kampa gelişimden anlatmak istiyorum aslında ben. Tabii. Gözlem yapmak için tabii birkaç rehabilitasyon merkezleriyle iletişime geçtim. Zamanlarımız uymadı. Daha sonra
Urla'da yaz kampında ailemin yazına giderken kamptaki daha önce çok geçtiğim bir yer, hiç nasıl oldu da farkında varmadım bilmiyorum. Demek ki konuya ilgi olunca farklılık yaşıyoruz bazı olaylarda. Geçerken kampı gördüm ve izin istedim içeriye girmek için güvenlikten. Anlattım yazar olduğumu, gözlem yapmak istediğimi. Okulun müdürüyle tanıştım. Hı hı. Çok memnun olduğunu böyle bir çalışmadan. Fakat bir şartla gözlem yapmama izin vereceğini söyledi. Sabah 7 akşam 9 burada olacaksınız yaz boyunca dedi. Öyle tamam, bir iki dedim. Saatlik gözlemlerle hayır. Size bir şey evet. Yansıtamayız ve, dedi. Ve dedi ki tamam dedim. Yarın 7.30'da burada olursan içeri giremezsin dedi. Hemen 7'de içerideydim ve bana bir öğrenci verdiler. Gelişimi biraz daha diğer, biliyorsunuz 6-3 çeşidi var otizmin, çok geniş bir yelpazeye sahip, hafif seyirli olanlar var, ağır seyirli olanlar var. Biraz hepsini aynı grupta toplamak mümkün değil tabii ki. Hepsine yaklaşım farklı. Bana biraz daha ağır bir öğrenci verildi. Ama tabii öğretmenler öğrencilerle çok ilgili. Benim de birikimlerim var ama yaşayarak öğrenmek çok farklı. Öğrencimi aldığım zaman işte onların rutin çalışmaları vardır. Bir programı uygulamak zorundasınız. Sabahtan akşama kadar tüm otizmli bireylerimiz bu rutinlikle rahatlıyorlar çünkü. Hı hı. Onlara yapacağımız düzen çok önemli. Düzen zaman çok önemli. Çok önemli. O rutinlik içinde yapacağı programları bilirlerse çocuk daha rahat, daha tempolu bir yaşama ayak uydurabiliyor. Tabii ben kampın giderken şeyini de aldım. Programı nedir? Sabahtan akşama kadar yapılacak. Öğrencim Meriç ile tabii yürüyüşler yapıyoruz. Ben tabii yürüyüş yapacağımız zaman Meriç'in elinden tutuyorum. Tabii onların adımları bazen koşar adımlar oluyor. Ben yürüyeceğimizi zannettiğim anlarda bir bakıyorum yerlerde sürükleniyorum ona adım uydurabilmek için. Ama 3-4 gün sonra ben kendi adımlarımı Meriç'e uydurduğumu zannederken bir şeyin farkına vardım. Meriç kendi adımlarını bana uyduruyordu. Yavaşlamıştı. Mutfakta, yemekhanede yemek yerken çok güzel, hayatımda gerçekten bana önemli yer verecek anılara yaşattı bana Meriç. Mesela koordinasyon bozukluğu bazen otizmli çocuklarımızda. Yemek yerken elini, kaşığı tam tutup ağzına götüremiyorlar. İşte ben kaşığı önce avcuna veriyorum. Daha sonra kendi elimle onun avcunu sıkıp yavaşça ağzına götürüyorum. Çok temel motor hareketler evet, bunlar evet, ama oralarda. Ama o zaman şunu da görmüş oluyorsunuz. Bizler için önemsiz gibi sayılan normal yapabildiğimiz eylemlerin onlar için ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz ve o zaman o çocukların ve ailelerin gerçekten ne kadar desteğe ihtiyaçları olduğunu bir kez daha tanıklık yapmış oluyorsunuz. Günlük yaşamdaki en temel evet gereken hareketlerde bile ne bizler kadar için önemsiz olanların önemli. Onlar için yaptıkları zaman ne kadar önemli olduğunu vurguluyorsunuz. Ve çok küçük desteklerle de bunu sağlayabiliyorsunuz. Dediğiniz gibi kaşığı eline sıkıştırmak. Evet, onun elini de kendi avucuna sıçralarak ve her seferinde kaşığın mesela pilav varsa pilavımızı alıyoruz, ağzımıza götürüyoruz. Hep bunları yönergeler vererek öğretiyoruz ve bunu her seferinde yapıyoruz. Konumuzda şu an sizin bahsettiğiniz az önce iletişim kurmak vardı. Sözü oraya getireceğim. Bazı hayırseverlerimiz yemek saatlerinde destek olacak yiyecekler getiriyordu. Hı hı. Getiriyorlardı. O gün bir hayırseverimiz baklava getirmiş tüm okula, öğrencilere. Hı hı. Hepimize ikişer adet dağıtıldı. Ben kendi baklavamı da Meriç'e yedirmek istedim. Öyle bir şey hissediyorsunuz ki eğer olayı sahiplenip benimserseniz, kabullenirseniz çalışma ve iletişim çok daha farklı oluyor. Öğrencimden çok çocuğum gibi hissediyordum artık ben Meriç'i o kısa sürede. Tatlısını yedirdikten sonra su içirmek istedim. O an önce onun iki tatlısını yedirdikten sonra suyunu içirdikten sonra kendi tatlımı ona vermek istiyordum. Suyunu içirirken bir şeyi gördüm ve şaşkınlık içinde dondum kaldım. Hırsla çatalını kaptı Meriç, baklavaya batırdı ve hepsini ağzına attı. Yani acaba
tesadüf bir olay mı diye bakarken diye ikinci baklavayı da alıp ağzına götürünce gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Kaşık çatal tutmakta zorlanan çocuk. Evet, çatalını bir hamleyle. Evet. Koordinasyonda sıkıntı yaşayan çocuk evet, bunu başarmıştı. Bu sizin için nasıl güzel bir duygu. Bu gerçekten anlatılmaz. Dediğim gibi yaşanması gerekiyor. O zaman şunu ben tabii ki meclisten ayrılırken kampta 10 gün kalıyor çocuklarımız. Öpmeyi bilmiyordu. Giderken dudaklarını omzuma değirdi. O zaman gözyaşlarım gerçekten derler ya içime de aktı. Sevgisini ifade etmek istiyor ama evet, kendi yöntemleriyle. Evet, kendi yöntemini edemediği halde bunu başardım. Ona göre çok büyük bir başarıydı. Çok duygulu anları yaşadık ve iletişimin, asıl iletişimin benimsenmek ve kabullenmek olduğunu o zaman daha iyi anladım. Zaten bu bizim hayatımız için de geçerlidir. Yaşadığımız zor şartlarda da eğer ortamımızı kabullenir, benimsersek daha çabuk zorluklardan çıkarız. Önemli olan bu çocuklarımızla iletişime geçmeyi kabullenmek ve benimsemek. Yani biraz daha sabır. Tabii ki. Tekrarlar. Sabır. Evet. Biraz daha fazla sabır. Evet. Yani hepimizin günlük yaşamında belki ihtiyaç duyduğu, hı-hı, bir şey ama özel eğitim gerektiren çocuklarda, bireylerde biraz daha sabır gerekiyor kesinlikle. İletişim kurduktan sonrası çok daha kolay oluyor tabii, değil mi? Kesinlikle. Birlikte sosyalleşmek, hayatın, hı-hı, içine girmek, üretmek. Şöyle ki bu konuda da kaynaştırmaya değinmek istiyorum ben aslında biraz da konumuzu. Çünkü daha çok velilerin ve öğretmenlerin, ailenin yaşadığı sorun bu sosyalleşmekte. Hı hı. Bu tür öğrencilerimizin maalesef yanlış anlatımdan ötürü okullarda kabullenilmeyişi ayrı bir sorun yaşıyor velilerimiz. Ve bu çocuklarımız eğer onlar normal çocuklarla bir iletişim içine geçirip de aynı ortamı paylaştıkları zaman, çünkü akran öğrenimi dediğimiz bir metot vardır. Bu da daha çok otizmli veya engelli çocuklarımız için geçerlidir. Aynı akranlar içinde olup da bir süreci paylaştıkları zaman onları hayata daha kolay adapte edebiliyor, daha kolay sosyalleştirebiliyoruz. Karşılıklı entegrasyon dediğimiz şey, evet, işte çok önemli. Sadece otizmlinin değil, bizim de bu konuda sosyalleşmeye, aynen, ihtiyacımız, evet, var. Evet. Evet, bu kitabı yazmak için o yaz kampına katılmadan öncesi ve sonrasına bakıldığında siz de bir farkındalık yaşamışsınızdır mutlaka. Hı hı. Bir gazete Kırmızı Buğday kitabınız hakkındaki haberine şöyle bir başlık atmış: otizmi kırmızı buğdaya dönüştüren Yağmur Kız. Evet. Sizi Yağmur Kız olarak tanımlamışlar. Evet. Oldukça önemli bir misyon üstlenmişsiniz, evet, aslında. Şimdi küçük bir alıntı daha yapmak istiyorum kitabınızdan. Sonra devam edeceğiz yine. Hı-hı. Ailem bana Selmi'nin rahatsızlığını anlatmaya çalışıyordu. Ben de anlatabildiğim kadarıyla arkadaşlarıma anlatıyordum. Ama çoğunlukla soran olmuyor, dalga geçip beni kızdırıyorlardı. Arkamdan bağırıyorlardı: "Deli Nermin, sen de kardeşin gibi deli misin?" Bir kenara çekilir ağlardım. Annemin arada diğer odaya çekilip ağladığı gibi. Evet, engellilerle birlikte yaşarken hissedilen duygular da kitabınızda çok güzel yansımış. Yok saymadan, kendini suçlu hissetmeden o duyguları tanımak, onlarla yüzleşmek insanı daha çok insan yapmaya, hı hı, yardımcı olan şeyler. Nermin de tabii kardeşine karşı hemen çok güzel duygular beslemiyor. Hatta bir, hı hı, yerde otistik, ottaki pislik, evet, diye tanımlıyor. Neden çıkış, ottaki, evet, pislik? Neden böyle? Evet. Bu soruyu çok aldım ben. Ottaki pislik nasıl aklınıza geldi? Onu da ben o zaman 4 yaşında olan yeğenim Bade'ye borçluyum. Çalışmalara giderken ailemden işte otistik çocuklar için gidiyor, sürekli duyuyor. Biz birlikteyken teyze yarın seninle yüzelim mi diye soruyor. İşim var Bade diyorum. O pisliklere mi gideceksin dedi bana. Önce kelimeyi yanlış söylediğini düşündüm. Evet, otistiklere gideceğim dedim. Yeni bir kitap yazacağım. Çünkü benim bütün kitaplarımda Bade'ye yer verdiğim olmuştur. Benim için mi yazacaksın dedi. Tüm çocuklar için yazacağım Bade dedim. O pislikleri mi yazacaksın dedi. O pislik değil, otistik dedim. Sonra anladım ve şunu düşündüm. Evde bir otistik kardeş olan çocuk acaba evde bu kelimeyi duyduğu zaman ne hisseder?
ve Badi'ye otistik nedir sence diye sordum. Biraz durdu. Ottaki pislik gibi bir şey dedi bana. Sözcüğü yanlış anlayıp evet, çocuk eşleştiriyor. Evet. Kelimeyi eşleştiriyor. Ottaki pislik gibi bir şey dedi bana. Gülümsedim. Doğru bildim mi dedi. Ne cevap vereceğimi bilemedim. O zaman tekrar ailelere dönüş yaşadım. Düşünsenize bizler kendi sorunlarımız olduğu zaman ne yaparız? En yakınlarımızı ararız. Hastalığımızı işte şöyle bir şeyim varmış böyleymiş dertleniriz. Anlatırız, dertleşiriz. Böyle bir ailede otizmli çocuğa sahip olunca en yakınlarını arıyor, kendi ailesinde konuşuyor. Otistikmiş. Peki o zaman bunlar konuşulurken diğer kardeş, tabii genelleme yapamayız ama 4 yaşında olan bir çocuk bunu böyle algılayabiliyorsa başka çocuklar nasıl algılayabilir? O yüzden ottaki pislik demek ki kardeş bir pislik gözüyle de görülebilir gözüyle baktım. İşte o zaman kitabımı bir ablanın gözünden yazmaya karar verdim ve ottaki pislik üzerinden kardeşi pislik olarak görüp daha sonra da onun rahatsızlığından ötürü böyle davranış sergilediğini kitabımda anlatarak onunla bir uyum, bir birliktelik içine girdiğini kitabın sonunda anlattım. Tabii kolay değil. Bir çocuk büyümeye çalışırken, hayata güçlü bir birey olarak hazırlanmaya çalışırken engelli bir kardeş, onunla ilgili yaşanan sıkıntılar, evet, onları kabullenmesi zor elbette ve mücadeleyi sadece kendi adına değil, kardeşiyle birlikte onun sorumluluğunu da alarak devam etmesi söz konusu, hiç kolay olmasa gerek. Ve siz bunu, o duyguları çok güzel yansıtıp mesajlar vermişsiniz. Teşekkür ediyorum. Çünkü aile belli bir süre sonra tolere etmeye çalışıyor kendi durumunu, engelli çocuğunun durumunu. Hatta o engelli olmayan kardeşi ihmal bile edebiliyor. Kesinlikle. Ki en çok başa gelen bu sefer çocuk birisi. Hem aile tarafından ilgisizlikle hem de bir kardeşin yüküyle ağır şartlar altında hayatının devamını getirmek zorunda kalıyor. Kendi yaşam şartlarını zorlamak zorunda kalıyor. Ama ben bu şeyi de bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Evet, kardeşlerin yükü çok zor ama aynı zamanda bu kardeşlerin diğer normal gelişimini tamamlamış çocuklara göre de çok güzel bir yanları var. Bunlar daha lider ruhlu, gözlemlediğim kadarıyla. Daha problem çözücü, daha şefkatli de oluyorlar. Yani öğreniyorlar çünkü. Öğreniyorlar yaşamayı ve problem çözmeyi öğreniyorlar. Aile içinde çünkü verilmiş olan yüklerin, konuşmaların onlara da nasıl çözüm getirebileceği çaresi içine giriyorlar. Böylelikle o kardeşlerimiz aslında yükü taşıdıkları için de çok güçlü kardeşlerimiz. Ben o kardeşlerimize de ayrıca buradan bir kez daha teşekkür ediyorum bu yükü aldıkları için ailelerinde. Böylesine güzel bir yaşam. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğu için. Daha çok konuşacağımız şey var ama ellerinize sağlık diyoruz. Otizmli bireyleri tanıtmak için yaptığınız bu katkıdan dolayı. Sevgili dinleyiciler, konuğumuz Behrin Ergüç'tü. Haftaya aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın. Ortopedik engelliyim. Gerçek özür bedende değil düşüncededir. 2000 yılından beri kas hastasıyım. Daha rahat çalışma ortamı sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Etamı kendim yapıyorum. Sofra hazırlıyorum. Tabak koyuyorum. Çay yapıyorum. Gelişim geriliği yaşayan çocukların eğitilebileceğine kesinlikle inanıyorum. Biz de varız.